Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağarayı ve mühimmatı imha ettiği görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmatla birlikte kullanılamaz hale getirildi ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda operasyon hakkında şu ifadelere yer verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyindeki Metine ve Avaşin Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatla tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor. Avaşin bölgesinde önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmatla birlikte kullanılamaz hale getirildi. Arama tarama faaliyetleri sırasında 2 adet RPG-7 roket atar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roket atar mühimmatı, 400 adet Doçka makinalı tüfek mühimmatı, 150 adet M16 piyade tüfeği mühimmatı, 300 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 250 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet elektrikli fünye, 500 adet mekanik fünye, 1 adet zaman ayarlı düzenek, 800 tane patlangıç, 100 adet tahrip kapsülü, 20 adet alfa feyir, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet küçük telsiz, 1 adet kumanda, 6 adet büyük tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet hilti, 7 adet hilti ucu, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet monitör, 1 adet UPS, 6 adet akü, 10 adet gaz maskesi, çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulunmuştur ifadeleri kullanıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından NİDE'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Bakanlığın merkez binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti NİDE Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergün, NİDE Valisi Yılmaz Şimşek, NİDE Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti. Bakan Kasapoğlu, NİDE için önemli bir gün yaşandığını anlattı. Bakan Kasapoğlu konuşmasında gençliğin hem bugünlerin hem de yarınların umudu olduğunu vurguladı. NİDE'nin birbirinden değerli ilçeleri için bir araya geldik. Bor için, Altunhisar için, Çamardı için, Çiftlik için, Ulukışla için bir araya geldik. NİDE'mizin mahalleleri, köyleri için, gençleri, kadınları için bir araya geldik. Ve inşallah bugün imzalayacağımız yeni protokollerle NİDE'mizi hem gençlik alanında hem spor yatırımları alanında çok daha yukarılara taşıyacağız. Bugünkü çalışmalarımız tüm şehrimiz için, tüm halkımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gençlik bizim en büyük umudumuz. Gençlerimiz bizim yarınlarımız. Ama bununla birlikte bugünlerimiz. İşte bugünümüz, yarınımız, en büyük imkanımız gençlerimiz için ne yapabiliriz? Çıtayı nasıl daha yukarılara taşırız onu konuştur. Az önce ifade edildi. NİDE her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yılda bir devrimi yaşadı. Yurtların sayısı, kapasitesi 3'ten 9'a 10 bini geçen kapasite var. Spor sahaları, spor alanları, havuzlar, tesisler, salonlar, gençlik merkezleri, hamdolsun bir devrimi hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, onun güçlü ve öncü liderliğiyle yaşadık. Ama ne diyoruz biz? İki güne eşit olan ziyandadır diyoruz. O yüzden bu çıtayı yukarıya taşıyacağız. Birlikte taşıyacağız. O yüzden hep beraberiz. Beraber olmaya da devam edeceğiz. Ve inşallah bu beraberlik ruhuyla, sinerjiyle hem gençlerimiz için hem sporcularımız için çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. Az önce bahsedildi. Sporcularımızın, lisanslı sporcularımızın NİDE'de geldiği nokta. NİDE kahraman vatan evlatlarının diyarı. Aynı zamanda karakteriyle, gayretiyle, alın teriyle bu vatanı, bu kutlu emaneti gururla dalgalandıran yiğitlerin diyarı. İşte o yiğitler, bu vatan evlatları bu tesislerde, bu merkezlerde yetişecekler. Daha çok gencimize dokunacağız. Daha çok yıldızımızı, bu güzel vatanı temsil edecek evlatlarımızı daha güçlü yetiştireceğiz. Sporda, sanatta, kültürde,
bilimde, sanayide, ekonomide, her alanda yetiştireceğiz. İşte bugünkü yatırımlar bunlar için. Şükürler olsun, gelinen seviye hepimiz için gurur verici. Çıta yukarı taşıyacağız. Çünkü bizim iddiamız, bizim amacımız büyük. Biz büyük hedeflerin, büyük ideallerin temsilcileriyiz. Ve inşallah önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar. Bizi yürüdüğümüz yoldan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yarınlara olan güçlü yürüyüşümüze hiçbir zaman döndüremeyecekler, bunu başaramayacaklar. Stadımız, Niğde Stadı. Türkiye'nin en yeni stadını, en modern stadını inşallah 10 Mayıs'ta pazartesi günü ihalesini de gerçekleştiriyoruz. Projesini de sizlerle paylaştık. Niğde'mize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan bayramında mezarlıklar ziyaret edilemeyeceğinden hazırlıklarını bayram sonrası için sürdürüyor. Ekipler kent genelindeki 2559 mezarlıkta kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütüyor. Şehitlikleri de kapsayan temizlik, yabani ot ilaçlama, bakım ve onarım çalışmaları son hızla devam ederken yabani otlar temizleniyor, çimler biçiliyor, ağaçlar budanıyor, mezarlık duvarları boyanarak tadilatları yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları da ayrı bir önem veriliyor. Mavi servi fidanları ile ağaçlandırılan mezarlıklar, dikilen rengarenk gül, sarı papatya, lavanta, mezen ve buz çiçekleri ile bayram sonrası ziyarete hazır hale getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seher'in mezarlıklarda ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesine önem verilmesi talimatı doğrultusunda yenilenen Işıkkent Mezarlığı'nda da Ramazan bayram hazırlıkları tamamlandı. Mezarlığın girişine gül dikilirken yabani otlar temizlendi, çimler biçildi, ağaçlar budandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1982 yılında hizmete giren Işıkkent Mezarlığı'ndaki altyapı sorunlarını çözmek ve peyzajını yenilemek için de proje başlatmıştı. Proje kapsamında mezarlığın yürüyüş yollarına yeni parke taşı döşenmiş, su tesisatı ve hayrat çeşmeleri yenilenmiş, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemi kurulmuş ve çalışmalar geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi benzer projelerin diğer mezarlıklarda uygulanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bir dizi ziyaret ve program için memleketi Denizli'ye gelen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Kabul dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a teşekkür eden Federasyon Başkanı Yalçınkaya, triatlon sporu ve federasyon çalışmaları hakkında Başkan Zolan'a bilgiler verdi. Burada su sporlarına yakın bir branş. Türkiye'de aslında 90'lı yıllarda Alanya'da başladı. Ben de ilk sporcularından biriyim. 2 saatin altında ilk koşan sporculardan biriyim. Şu anda bile 2 saatin altında az koşan sporcumuz var. 2001 yılında resmi olarak federasyon oldu ve 2000 Sydney'de olimpiyatlara girdi bu branş. Federasyon olarak potansiyel triatlon testleri yapıldığını anlatan Yalçınkaya, Denizli'nin bu testlerde en başarılı ikinci il çıktığını belirtti. Triatlon testleri diye bir testler başlattık. Normalde biz 6-7 ildeydik. 2 yıldır yapıyoruz bu testleri. Şu anda 18 ile ulaştık. Ve bu 18 il içerisinde de Denizli en son yaptığımız testte en iyi ikinci il çıktı potansiyel olarak. Ve Büyükşehir'in inanılmaz bir potansiyeli var. Havuzları olsun, ekibi olsun, çok ciddi bir potansiyeli var. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya'ya teşekkür etti. Ayrı bir gurur ve sizin de heyecanınızı gördüm, başarılarınızı gördüm. Ziyadesiyle mutlu olun. Çok sağ olun. Onun için biz her zaman birlikte gençlerimize, çocuklarımıza geleceği hazırlayacağız. Spor tabii ki gençlerimize yaptırılabilecek en önemli faaliyetlerden birisi. Çocuklarımıza yasaklar koymak yerine, şuraya gitme, buraya gitme yapma yerine yapılabilecek alternatif
deri sunmamız, o imkanları sunmamız gerekiyor. Şükür olsun ki denizimizde spor yapabilme anlamında birçok tesisimiz var. İnşallah birlikte güzel projeler yaparız. İzmir'in Foça ilçesinde Küçük Deniz Limanı sahilinde bulunan ve ilgisizlikten çürümeye başlayan eski devlet hastanesi binası konusunda vatandaşların tepki ve talepleri devam ediyor. Foça ilçe merkezinde mevki olarak en değerli noktalardan birinde kurulu olan bina, 1932 yılından 2019 yılına kadar askeri hastane, sağlık evi, hükümet tabipliği, sağlık merkezi, merkez sağlık ocağı ve 25 yataklı Foça Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmeti verdi. 2019 yılı başlarında kapasite olarak yetersiz kaldığı için Atatürk Mahallesi yamaçlarında inşa edilen 50 yataklı yeni devlet hastanesi binasına taşındı. O tarihten sonra boş kaldı. Bu süre içinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kapı ve camları kırıldı. İçinde kullanılabilir durumdaki bazı eşya ve malzemeler çalındı. Hastanenin yakınlarındaki butik otel ve kafelerde olumsuzluklardan etkilendi. Kapı ve pencere camlarının kırık olduğunu gören çocuklar kendilerini bekleyen tehlikelere aldırmadan binayı oyun alanı olarak kullanmaya başladılar. 2200 metrekare alan üzerine kurulu hastane binasının içi hem bakımsızlıktan hem de kırıp dökmeye dayalı zarar vermelerden harabeye dönerken, bahçe seyyar satıcıların mal indirip bindirdiği ve her türlü aracın gelişi güzel park edildiği otopark olarak kullanılmaya başlandı. Bina giderek geceleri etrafından geçilirken tedirginlik duyulan metruk bir görünme kavuştu. Vatandaşlar hastanenin yeni binada hizmet vermeye başladığı 2019 yılından beri sözlü ve yazılı başvurularla, zaman zaman düzenledikleri eylem ve basın açıklamalarıyla atıl kalan eski hastane binasının aile ve toplum sağlığı merkezi olarak kullanılması yönünde taleplerde bulundu. Ancak çürümeye ve yıkılmaya yüz tutan binanın geleceğinin ne olacağı açıklığa kavuşturulmadı. Tepki ve talepler üzerine geçtiğimiz günlerde ilgililer binanın kırılan cam ve kapılarını kontrplak benzeri malzemelerle kapattı. Bina yine kendi haline terk edildi. Mahalle sakinleri ise bu çalışmayı yeterli bulmadı, binanın aile ve toplum sağlığı merkezi haline getirilmesini istiyorlar. Bu mahallenin sakinlerindeyim. Hemen arka paralel sokakta oturuyorum. Eskiden bu hastanemize ne kadar güzel gelip gidiyorduk. Maalesef kapandığı için bayağı bir mağdur duruma düştük. Herkesin arabası yok. Ta hastaneye kadar gitmek çok zor geliyor bizim yaşımızdaki insanlar için. Bir kere sesimizi duyuralım dedik. Kimse oralı olmadı. Onun için lütfen bu işe bir çare bulun. Hastane ve sağlık ocağı uzak. Hastalandığımızda birçok problem çıkıyor. Araba bul, bilmem ne bul, gitmek için yani. Eski bir yer değil. İçi gayet normal. Yeniyken bu alelacele devredilmiş bir şey. Onun için bunun devamını istiyoruz. Bir bina gözümüzün önünde gitgide yani harap olmakta. Arabalar, şeyler içine konuyor. Neler dağılıyor belli değil. Onun için bunun ilgilenmelerini, Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgilenmesini istiyoruz. Annem yürüyen bir insan değil, yürüyemiyor. İkisinin de kalça kırığı var. Hastaneye çok zor götürebiliyoruz. Ama burası çok yakındı ilaç yazmaya. Buraya bir sağlık ocağı olursa tabii çok mutlu oluruz. Yani burası harap oluyor, pislik içinde. Yarın öbür gün her çeşit insan girip yatabilir, kedi yuvası yani. Onun için rica ediyoruz bakanlığımızdan mı, kimin elinden geliyorsa buraya bir odada olsa bir sağlık ocağı yapılmasını istiyoruz. Şimdi bizim Foça'mızda 3 tane ana mahalle var. Bir İsmet Paşa Mahallesi, Foça'nın en eski yerleşik nüfusun en yüksek olduğu mahalle. Aynı zamanda bu mahallenin ikinci özelliği yaşlılık oranının çok yüksek olması. İkinci mahallemiz Fevzi Paşa Mahallesi nispeten daha dar bir mahalle. Üçüncü mahallemiz Atatürk Mahallesi, İsmet Paşa'dan sonra oranın da yerleşik nüfusu yakın olan bir mahalle. Tabii ki bu arada şeyi atlamamız lazım. Pandemi döneminde yoğunluğu ortadan kaldırırsak eğer İsmet Paşa'da aşağı yukarı boş ev yok. Yani burada sürekli yaşanıyor. İsmet Paşa'da yaşayan bir adam hastalandı, ilaç yazdıracak, nereye gidecek? Burası sayısız eser bırakmış olan Reha Bey'in bıraktığı yerlerden biri. Ve Foça'nın ilk hastanesi. Burası şu an çürüyor. Çürümesinin nedeni de Reha Bey burayı bıraktığında topu Yaşar koydurmuş. Demiş ki benim yaptığım bu bağış şartlı olarak geçerli bir bağıştır. Yani burayı sağlık kuruluşu ve hastanenin dışında hiçbir şekilde kullanamazsınız.
Şu arada yaşanan eden nedir onları bilmiyorum ama bildiğim tek şey buradaki insanlar mağdur. Ülke genelinde 18 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını Didim Belediyesi fırsatı çevirdi. Didim Belediyesi, Fen İşleri'ne bağlı ekipler Yunus Caddesi, Karakol Caddesi ve 3 Mevsim Caddesi'nde üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Didim Belediyesi tam kapanma sürecinde de çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Belediye kent genelinde yol yapım ve düzenleme faaliyetlerini devam ettirirken çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çamlık Mahallesi 3 Mevsim ve Yunus Caddesi ile Altınkum Mahallesi Karakol Caddesi'nde yol yapımı ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Caddeler parke taşı döşenirken diğer yandan kaldırım çalışmaları devam ediyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışmalara yönelik açıklama yapan Başkan Atabay, "Amacımız ulaşım ağımızı iyileştirmek, Didim'e estetik ve sağlıklı bir ulaşım ağı sağlamak," dedi. Öte yandan çalışmaların yapıldığı sokak sakinleriyle esnaflar yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirip Didim Belediyesi'ne ve Başkan Atabay'a teşekkürlerini iletti. Biraz gürültülü oldu ama bunların daha evvelatı olması gerekiyordu. Ama teşekkür ediyorum gene de bu düzenlemeyi yaptığı için belediye başkanımıza. Gece de çalışılıyor biliyor musunuz? Evet. Gece de çalışılıyor. Ben burada yukarıda şeyde oturuyorum, şu dubleks'te oturuyorum. Gece gündüz çalışıyorum ama huzurum yok ama çok teşekkür ediyorum ama güzel bir düzenleme yaptığı için kendisine. Belediye başkanıma çok teşekkür ederim. Taksi yazanemiz ve karakol caddemiz Altınkum'a yakışır bir şekilde çok güzel oluyor. Bundan iyisi olamaz. Durağımız yenilendi, cebimiz oldu. Ben 30 yıldır taksiciyim burada. Böyle bir hizmet görmedim. Şu anda başkanımızdan çok memnunum. Allah razı olsun. Bornova Belediyesi Ramazan Bayramı'na özel olarak ihtiyaç sahibi 5200 aileye içinde temel gıda maddelerinin bulunduğu koli, maske ve dezenfektan gibi ürünlerin olduğu hijyen seti dağıtıyor. Bu iki yardım paketine ek olarak bebekli ailelere bebek maması ve bebek bezi desteği de veriliyor. Dağıtımlar bizzat adreslere gidilerek ilgili personelce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Bornova Belediyesi'nin sosyal yardım işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Bornova Belediyesi Meclis üyeleri Çeto Çamlıbel, Taner Doğan, Cesim Çelik ve Adem Kasacı ile birlikte Doğanlar'da paketlemelerin yapıldığı depoyu ziyaret etti. Yıldız, Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına ve gönüllü gençlere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Meclis üyelerine yapılan yardımlar hakkında detaylı bilgi veren Yahya Yıldız, Bornova Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirtti. Belediye başkanımızın başkanlığında buradaki olan tamamen koliler geliyor, burada paketleniyor. Bütün arkadaşlara burada paketleri yaptıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Halkımıza tamamen ulaştırmak için arka mahalleler dediğimiz şekildeki olan ailelere bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Buradaki olan amaç bu insanlarımıza katkı koyup onların yanında olmak gerekiyor. Belediye başkanımız da bunu istiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Kuşadası Belediyesi koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine ülke çapında uygulanan 17 günlük tam kapanmada kentin farklı noktalarında hizmet üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları ile bütünüyle yenilediği Adagöl Mesire alanında da son dokunuşlar yapılıyor. Daha önce kameriyeleri, piknik masaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile otomatik sulama sistemi yenilenen, ardından da peyzaj düzenlemesi yapılan Kuşadası'nın nazar boncuğu Adagöl'de, şimdi de 200 araçlık otoparkın inşasına başlandı. Çalışmalar, kaldırımlara begonit taşının döşenmesinin ardından çimlendirme ve aydınlatma sisteminin değiştirilmesiyle sona erecek. Böylece Adagöl Mesire alanı yenilenen yüzüyle tam kapanma döneminde evde kaldıkları için bunalan 7'den 70'e her yaş grubundaki Kuşadalı'nın tekrar rahat bir nefes alacağı yer olacak.
Belediye Başkanı Ömer Günel, 17 günlük tam kısıtlama sürecinde farklı noktalarda yürüttükleri çalışmalarla Kuşadası'nın normalleşme dönemini hazırladıklarını belirtti. İmkanlarımız ölçüsünde gerekli olan her türlü desteği vatandaşlarımıza veriyoruz, siz yeter ki evde kalın diye konuştu. Konak Belediyesi ile İzmir İş Kadınları Derneği'nin birlikte hayata geçirdiği Yaman Tekstil'inde proje ortağı olarak yer aldığı iş garantili düz dikiş, reçme ve overlock makinesi operatörlüğü kursunda mezuniyet yaklaşırken kursiyerler heyecanlarını Başkan Abdülbatur'la paylaştı. Hanımların da muhakkak el becerileri vardır. Hepsi çok yetenekli. Yani bir anda oluşmaz ki bu beceri. İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi projesi kapsamında belediyenin Azizye Sent Merkezi'nde verilen kursu ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, 30 Mayıs'ta sona erecek kursa katılan 30 kursiyer kadınla bir araya geldi. Başkan Batur, kursiyerlerle ve öğretmenlerle eğitim sürecini değerlendirerek yapılan çalışmaları inceledi. Başarılar diliyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Projenin yerel yönetim, kamu kurumları, sivil inisiyatif ve iş dünyası dayanışmasının çok güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Batur, kursun iş garantili olarak düzenlendiğini anımsattı. Başkan Batur, Konak Belediyesi'nin kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, kadınlarımızı desteklemeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Siz mi yaptınız bunu? Yine yaptım. Siz? Evet. Harika olmuş ya. Vallahi. Kurslar pandemi önlemi olarak uygulanacak tam kapanma nedeniyle verilecek aranın ardından kaldığı yerden devam edecek ve 30 Mayıs'ta sona erecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadınlar kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak. %30 iş garantili olarak uygulanan proje kapsamında eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 10 kadın Yamanlar Tekstil'de işbaşı yapacak. Bu sayının daha da artırılması hedeflenirken projenin eğitim süreci ise 22-32 yaş aralığında üniversite mezunu 10 kadına verilecek. 10 günlük tekstil tasarım eğitimiyle devam edecek. Ünlü sanatçılar Candan Erçetin, Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş, Lüleburgaz Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Hıdır Ellez klibinde bir araya geldi. Sevilen sanatçılar baharı müjdeleyen Hıdır Ellez'i birbirinden güzel şarkılarla seslendirdi. Vatandaşların salgın tedbirleri kapsamında eve kapandığı bu günlerde bir nebze olsun hayatlara neşe katmak için çekilen video, belediyenin hesaplarından içimizi ısıtan güneşin enerjisi, içimize çektiğimiz baharın kokusu, yarınlar için umudumuz olsun şeklinde paylaşıldı.
Sokağa çıkma yasağına uymayanları uyarmak istedi, farklı bir yol seçti. Kendi evinin balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu. Yaptığı anonslarla sokaktaki vatandaşları uyardı. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde siteler bölgesinde ikamet eden Ergün Altman, sokağa çıkma yasağında kurallara uymayan vatandaşları uyarmak istedi. Kendi evinin balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu. Altman, internetten indirdiği polis sireni eşliğinde yaptığı anonsla vatandaşları gereksiz yere dışarı çıkmaması ve evde kalması konusunda uyarıyor. Bayrama sağ salim çıkmak istiyorsanız korona yasaklarına uyalım. Evlerde kalın lütfen. Altman kendisinin kurallara uyduğunu, çok sevdiği motoruna bile binmediğini ama sokakta gereksiz yere gezenleri görünce dayanamadığını söyledi. Böyle bir fikir bulduğunu anlattı. Ben İstanbul'dan buraya göçtüm 2004'te. Ergun Altman. Yaşım 67. İşte eve 2 senedir böyle hastalıktan dolayı evde tıkılmış duruyoruz. Motorum arkada yatıyor, binemiyoruz ama millet geziyor. Gezince biz de eşimle burada otururken dedik ki ya bunlar niye geziyor dedik. Ondan sonra böyle bir oyun yaptık. İşte YouTube'dan polis sireni verdik. Ben anons ettim. Ondan sonra gülüştük, işte millet kaçışmaya başladı. Böyle yaptık yani bir şey. Herkesin evde oturmasını istiyorum. Bu hastalık bitene kadar herkes evinde oturmalı. Kanun ne diyorsa, hükümetimiz ne diyorsa bunu yapmalı. Başka türlü bu hastalık bitmez. Ergün Alpman vatandaşların tepkilerini de dile getirdi. Çoğu gülüyorlar, ondan sonra abi çok iyi yapmışsın diyorlar filan, ikaz oluyor bir yerde ama gülüp geçiyorlar işte yani. Altman'ın komşusu Semiha Özkasapsa bu ilginç uyarı sisteminden rahatsız olmadıklarını ve hoş karşıladıklarını belirtti. Komşumuz Ergun Bey duyarlı bir vatandaş olarak koronayla ilgili sokaktan geçen vatandaşları uyarıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz hoş karşılıyoruz tabii ki. Kumar partisi düzenlediler, yakalandılar. Polise söyledikleriyle hem şaşırttılar hem güldürdüler. Trajikomik olay Denizli'de yaşandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kaçak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir süredir takibe aldığı iş merkezine operasyon düzenledi. Bütün giriş ve çıkışları tutan ekipler güvenlik kameralarıyla önlem alınan kumarhaneye gecenin ilerleyen saatlerinde ani baskın yaptı. Kaçak kumarhaneye giren ekipler tam kapanmada evlerinde olması gereken 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Arama yapılan kaçak kumarhaneye kıraathane görünümü vermek için bir kitaplık kurulduğu dikkatleri çekerken içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul ve para yerine kullanılan kağıtlar ile geçirildi. Kaçak kumarhaneden çıkartılan 8 şüpheli sırayla kendilerini polis merkezine götürecek ekip otolarına bindirildi. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen ve gayet rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir kişinin polisle girdiği diyalog gülümsemelere neden oldu. Şahsın polis baskınını rüyamda görmüştüm. Bugün de geldik ve yakalandık sözleri hem şaşırttı hem güldürdü. Sizin göreviniz bu yakalanmak. Abi gece rüyamızda gördünüz. Tabii rüyamızda gördük, geldik yakalandık, işte hepsi bu ya. Ne gördünüz abi rüyanızda? Sizin geleceğinizi. Lan bir bakar insan sağına soluna ya. Abi son kez bir şey söylemek istiyor musun? Son kez. Rüyalar gerçek oldu. Buradan gidip yatacağız ya, yapacak bir şey yok. Sosyal mesafeye ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından 8 kişiye toplamda 65 bin lira ceza işlemi uygulandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yaklaşık yarım saat aralıklarla etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinden geçen Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi'nin taşmasına neden oldu. Şu anda sel tekrar geri hızlandı. Görüyorsunuz şu anda ırmak tamamen taştı. Irmağa bakın, ırmağa. Ürbah da şu anda yol alanı tamamı sıfır. Taşan sular nedeniyle ilçe içinden geçen Kayseri-Malatya karayolu önlem amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.
Şol ve Çakçur mahallesinde taşan sular nedeniyle yol ve köprülerde hasar meydana geldi. İlçe özel idare ekipleriyle Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı. Anne bir şey olur mu? Ben çok korkuyorum. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak. 2 üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da kapatılacak. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent konuyla ilgili açıklama yaptı. Rektör Levent açıklamasında bildiğiniz üzere 11 tane fakültemiz vardı, 4 tane de yüksekokulumuz vardı. Bu yüksekokullardan ikisi için YÖK'e müracaatta bulunmuştuk. Bunlardan Beden Eğitim Spor Yüksekokulu Spor Bilimleri Fakültesine çevrildiği müjdesini aldık, dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak 11 tane bildiğiniz üzere fakültemiz vardı. 4 tane yüksekokulumuz vardı. Bu yüksekokullardan İkisi için YÖK'e müracaatta bulunmuştuk senatodan geçirerek. Daha da sizlere söylediğimiz gibi. Bunlardan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Bilimleri Fakültesi'ne çevirdiği müjdesini aldık geçtiğimiz hafta içerisinde. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 2012'de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde kurulmuştu. Yaptığımız müracaat üzerine 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu'nun ek 30 maddesine göre Cumhurbaşkanlığı'nın 30 Nisan 2021'de 3940 sayılı kararnamesi ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Bilimleri Fakültesi'ne çevrildi. Fakülte sayısı arttı. Ne olacak diye bir soru aklınıza gelebilir. Fakültenin kendine has bir takım disiplinleri, hiyerarşileri var ve bununla birlikte gelecek eğitim ve öğretimdeki kalitenin artması söz konusu olacak. O yüzden biz üniversitemiz adına sevinçliyiz ve bunların sayısı artması için elimizden geleni yapacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. O bir Yiğido muhabbet kuşu. Sivas'ta sahibinin Sivasspor taraftarı gibi yetiştirdiği Japon muhabbet kuşu Bulut, yaptığı tezahüratlarla kendine hayran bırakıyor. Sivas merkezde Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrağı ait Bulut ismindeki Japon muhabbet kuşu yaptığı tezahüratlarla görenleri şaşkına çeviriyor. Sahibinin Sivasspor tezahüratlarına alıştırdığı muhabbet kuşu Bulut, Gradel gol gol gol, kırmızı beyaz şampiyon Sivas, sabaha kadar buradayız ve Sivaslıyız kardeş sözleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesaplarında da paylaşılan görüntü Sivasspor taraftarlarından ve Sivaslar tarafından da büyük ilgi görüyor. Türkiye'de yağmur yağsın diye namaz kılınır, kurban kesilir, yağmur duasına çıkılır. Bu geleneğe aşinayız. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. Ancak Hindistan'da yağmur yağması için ilginç bir yöntem uygulandı.
kurbağalar evlendirildi, hatta düğün bile yapıldı. Hindistan'ın Tirupura eyaletindeki küçük bir kasabada muson yağmurlarını bekleyen halk kasabaya yağmur yağdırmak için kurbağaları evlendirdi. Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kasaba sakinleri kurbağaları evlendirmek için geleneksel bir tören düzenledi. Kurbağa düğününün görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde turuncu bir kıyafet giydirilen ve boynuna çelenk takılan damadın eflatun bir kıyafet içindeki geline gelenekler uyarınca sinduru uyguladığı görülüyor. Hindistan'da kurbağaların evlendirilmesinin bölgeye yağış getirdiğine inanılıyor. Bu nedenle Hindistan ve Bangladeş'te kurbağaların evlendirilmesi ender görülen bir durum değil. Temmuz 2019'da da bir çift kurbağa evlendirilmişti. Kurbağalar daha sonra bölgede etkili olan aralıksız yağışları durdurmak için yerliler tarafından boşandırılmıştı.